Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi tarafından düzenlenen Metaverse ve Yapay Zeka ile Eğitimin Geleceği paneli Türkiye Düşünce Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Taşkın Koçak'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Sorumuz ne olacak diyorlar. Ben de diyorum ki korkmaya gerek yok. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren fakülte dekanı Profesör Doktor Abdullah Engin Özçelik, Metaverse kavramının önemine dikkat çekti. Yapay zekanın temelinde verilerden yola çıkarak öğrenme vardır arkadaşlar. Burada yapay zeka verileri toplayan, buna bağlı olarak toplanan verileri analiz eden, böylece ilgimizi çekenleri, görmek istediklerimizi karşımıza çıkaran bir otonom sistemleridir. Ve Metaverse'in en önemli unsurlarından olan veri toplama, bizlere tercihlerimize göre yaratılmış bir evrende vaat etmektedir. Metaverse kullanıcılara fiziksel dünya deneyimlerine benzer gerçekli deneyimler yaşama imkanını sunan 3 boyutlu dijital bir evrendir. Panelde Türkiye Düşünce Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Taşkın Koçak, Metaverse ve yapay zeka konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Toplam kullanıcı sayısı 5 milyar. Bugünkü internet kullanıcı sayısı 5 milyar. Peki ekonomik büyüklüğü ne? 8 trilyon dolarla 13 trilyon dolar. Yapay zeka %50 sizin iş gücünüze destek olacak ve sizi rahatlatacak esasında. Ama siz onunla yol arkadaşı yaparsanız, yapmazsanız o sizi geride bırakacak. Özellikle eğitim alanında Metaverse'ün olumlu etkilerinin görüldüğünü söyleyen Koçak, fiziki öğrenme, e-öğrenme ve sanal eğitim mukayesesi sonucunda yapılan bir çalışmada en fazla verimin sanal eğitimle alındığının ortaya çıktığını belirtti. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Türkiye Düşünce Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Taşkın Koçak'a plaket takdim edildi. Yeter ki isteyin ya, yeter ki mücadele edin, azmedin var ya, Allah çalışana verir.